Ahmet Görmez, zaman zaman taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri o taşkın zamanındaki aktığı görüntüsünden çok uzakta. Yani o görkemli görünen nehir, yatağına sığmayan nehir şu anda bir dereyi andırıyor görüntüsü. Görüntüleri de Berk Söylemez kameraman arkadaşım, görüntüleri de izleyicilerimizle buluşturuyor. Peki ama bu durumun sebebi nedir? Sebebine gelmeden önce görüntüleri bir izleyicilerimize okuyalım. Nedir burada yaşananlar? Tunca Nehri'nin yatağı susuz kalmış durumda. Çok değil, geride kalan Mart ayı içerisinde yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa iki kez Tunca Nehri taşkın seviyesinde akmış. Hatta yer yer yatağına sığmamıştı, yatağından taşmıştı. Ancak şu an ise nehrin görüntüsü küçük bir dereyi andırıyor. Taşkın dönemlerinde 200 metreküp bölü debiye yükselen, saniyede 200 metreküp bölü debiye yükselen Tunca Nehri şu an ise 10 metreküpe kadar gerilemiş durumda. Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği noktalardan bir tanesi de bizim de bulunduğumuz tarihi Tunca Köprüsü'nün hemen ayaklarının bulunduğu nokta. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle köprü civarında nehrin bazı kesimlerinde yüzeyde yosunlar görünüyor. Zaten izleyicilerimiz de onları görüyor şu anda. Suyun altındaki bitkiler de suyun çok çok az olması sebebiyle görünür olmuş durumda, ortaya çıkmış durumda. Peki tarımsal sulamada da kullanılıyor nehrin debisindeki düşüş. Özellikle bu nedenle çeltik üreticilerini de endişelendirmiş durumda. Bölgedeki, yani Tunca Nehri'nin geçtiği Edirne merkez bölümündeki tam 15 bin dekar çeltik arazisi bu nehirden, görüntülerdeki nehirden sulanıyor. Tabii ki onlar da su seviyesi azaldıkça onlar da endişeleniyor. Peki ana soru, çok merak ettiğimiz soru. Peki neden Tunca Nehri'nin su seviyesi düşüyor? Neden düştü? Bu durum aslında mevsim şartlarıyla da alakalı, doğru orantılı da diyebiliriz. Yani bölgedeki yağış azalınca, nehrin havzasındaki yağış azalınca ve havaların ısınmasıyla birlikte hızlı buharlaşma nedeniyle su seviyesi nehirde azalıyor. Az önce yayını açarken de söylemiştik. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde iki kez taşkın seviyesinde akmıştı. Nehir kış ayları nedeniyle yoğun yağış almıştı bölge. Ve o dönemde tabii havalar da soğuk olması nedeniyle bu kadar hızlı buharlaşma gerçekleşmiyordu. Şimdi ise bölgede, yani nehrin kaynağını aldığı havzada hem yağışlar az hem de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve hızlı buharlaşma var. Tabii buna bir de tarımsal sulama eklenince nehrin suyu maalesef bu seviyeye kadar geriliyor.